Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %85 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Akademi.com'da. LGS'ye son 31 gün. Sizlerden gelen sorular çok değerli. Türkçe netlerim nasıl artar demişsiniz bu sefer. Mesela Fatih Sepet demiş ki, hocam Türkçe yükselmiyor. Ne olur taktik verin demiş. Sizler için mükemmel 3 tane taktik hazırladık arkadaşlar. Kelime bulma yöntemi, ikiye bölme yöntemi ve antiyafıstı yöntemi. Bu yöntemlerle Türkçe netlerinizi artıracaksınız. Yine öğrencilerimizden Güneş Taşlı demiş ki, inkılap dini fullüyorum. Türkçe'de en az 6-7 yanlışım çıkıyor demiş. Denemelerde bu netleri nasıl artıracağım hocam? Cevaplarsanız sevinirim demiş. Arkadaşlar öncelikle bu iş taktiği vermeden önce şunu söylemem lazım ki Türkçe'nin çoğunluk kısmını anlam bilgisi oluşturuyor. Yani sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam çok çok değerli. Zaten paragrafta anlamın içerisinde sözel mantık, görsel tablo yorumlama, parçada anlamın kendisi yani ana düşünce bunların hepsi var. Dil yazım noktalama ise dörtte biri. Yani cümle ögeleri, fiilimsi, cümle türleri, fiil çatısı, anlatım bozukluğunun bunlardan bir ya da iki soru geliyor. Yazım noktalamadan mutlaka iki soru geliyor. Dolayısıyla 20 sorunun dördünü oluşturuyor gibi, beşini oluşturuyor gibi bunlar. Ama anlam bilgisine baktığımızda sorunun çoğunluğu burada. O yüzden şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki LGS Türkçe eşittir paragraf diyebiliriz. Hatta Fende bile bakın dün taktiği verirken gördük. Fende bile kelime sayısı Türkçeden daha fazla çıkıyor. Dolayısıyla bütün derslerde inkılapta, dinde, fende ve tabii ki de Türkçede bol bol paragraf çözmemiz gerekiyor. Bunlara alakalı taktiği vereceğiz. Peki hocam konuları bitirdik. Tekrar ediyoruz ama hala netlerimiz istediğimiz gibi çıkmıyor diyorsanız baştan söyleyelim. Kelime bulma yöntemi, ikiye bölme yöntemi netlerinizi artıracak. Nedir bu yöntemler? Kelime bulma yöntemi şu arkadaşlar. Soruların içerisinde paragraf sorularında bilhassa Kelimelere odaklı gideceksiniz. Mesela burada demiş ki size şöyle göstereyim bir tane paragraf sorusu. Burada demiş ki mesela bu metinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada anahtar bir kelime var. Mesela ne var ki kelimesi. Ne var ki kelimesi anahtar kelime olduğunu nereden biliyoruz? Türkçe'de arkadaşlar paragraf sorularında bazı anahtar kelimeler vardır. Adam size böyle bir metin verir. Anlatır la 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 la. Sonlara doğru oysa ama ne var ki der ve sizi bir anda ana düşünceye yönlendirir. Demek ki burada asıl anlatılmak isteneni ne var ki den sonra vereceğini bilmeniz lazım. Veyahut da parça yapı sorularında böyle bir metin verir. Bunları sırala der. Hangisi giriş cümlesi olabilir der. Hangisi bir paragrafın ikinci cümlesi olabilir der. Bir paragrafın ikiye böldüğümüzde ikinci paragraf hangi cümleyle başlar der. Bu tarz sorularda arkadaşlar bu kelimesi ya da bu durum kelimesi, bu yüzden kelimesi bizim için anahtar kelimelerdir. Neden? Çünkü biz bu kelimelere baktığımızda deriz ki bu kelimelerle bir paragraf başlamaz. Mesela bir paragraf ayrıca diye bir sözcükle başlamaz. Ayrıca diye bir kelimeyle başlamayacağı için bunun bir giriş cümlesi olmadığını bilmeniz gerekir. Ya da çünkü diye bir paragraf başlamaz. Dolayısıyla bize mesela demiş ki hangisinden sonra getirilirse metin anlam bütünlüğü bozulmaz diyor. Burada anlam bütünlüğünün bozulmaması için sizin giriş cümlelerini ardından gelecek bağlantı cümlelerini bilmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bizler özellikle sadece kesinlikle gibi ifadelere de dikkat edeceğiz. Niye? Hiçbir şey hayatta kesinlikle değildir. Hiçbir şey hayatta işte tamamen bütünüyle değildir. Bunlar genellikle ulaşılamaz, değinilmemiştir, söylenemez, çıkarılamaz gibi sorularda da bizim için anahtar kelimelerdir. Bir diğer şey ise arkadaşlar sizlere mesela bu cümleyle anlatılmak isteyen nedir demiş. Bu cümlede verilenle sizin doğru cevabı işaretlediğinizde kullanacağınız seçenekteki kelimeler birbiriyle özdeşleşmeli. Yani şunu demek istiyorum. Mesela demiş ki bizden önceki kuşakların aşkları edebi damarları genişletiyoruz demiş. Şimdi sen bu cümlenin altı çizili bu cümlenin katta anlam arıyorsun ya. Doğru cevabı bulduğun zaman burayla bir daha kontrol et. Mesela bu, bu sorunun doğru cevabı. Edebi mirasımızın aslına sadık kalıp onu korumaya devam ediyoruz mu? Edebi mirasımıza sahip çıkıp ona yeni bir yorum katıyoruz mu? Arkadaşlar burada tabii ki damarları genişletiyoruz diyorsa bir damarı sen genişletiyorsan damarı değiştiriyorsun demektir. Bu durumda da yorum katıyoruz olduğunu bilmeniz gerekir. Diğer türlü korumaya devam ediyoruz diyor. Yani bazen somutu soyutlaştırmanız, soyutu da somutlaştırmanız gerekecek sevgili arkadaşlar. Veya da burada demiş ki bu durumdan demiş bu durumdan diyorsa bunun öncesinde nelerden bahsettiğini bilmemiz gerekiyor. Özetle sizler için bazı anahtar kelimeler var. Bu kelimeleri bulduğunuzda rahatlıkla sorularda zaman kazanıyorsunuz. İkiye bölme yöntemi ise arkadaşlar LGS Türkçe'de genellikle 10. sorudan sonra sorular biraz daha yorucu olmaya başlıyor. Bak birinci soru yapıyorsun, ikinci soru yapıyorsun. 3, 4, 5, 6 güzel gidiyor her şey. Sonra 7, sonra 8, sonra 9. Ondan sonra birazdan Artık paragraflar uzamaya başlıyor. 11, 12, 13 devam ediyoruz. 14'te sözel mantık geliyor. 15'te görsel soru. 16'da tablo grafik. Yani 17 bir daha tablo grafik. Dikkat etseniz 11, 12, 13, 14, 15'te sorular uzamaya başladı. Peki ne yapacağız hocam? Şöyle bir yöntem uygulayabilirsiniz. İkiye bölme yöntemi. Burada... Onun soruya kadar yaptınız ya sonra hemen biraz inkılaba geçersiniz. İnkılapta biraz moral, motivasyon depoladıktan sonra tekrar Türkçe'ye geri dönersiniz ve 11, 12, 13, 14'ten devam etmiş olursunuz. Yani soruları Türkçenin 20'de 20'sini bütün yıl yapmadan ikiye bölerek yapmış olursunuz. 10 tane Türkçe yapıyorsun. Sonra inkılaba geçiyorsun veya din olabilir. Kolay bir derse geçersin. Mesela din kolay bir ders. Dinle biraz yaparsan mutlu olursun. Oh dersin. Sonra tekrar Türkçe'ye geri dönersin. Böylece ikiye böldüğün için Türkçe'de hiçbir soruyu zorlanmadan çözmüş olursun. Türkçe çünkü belli bir yerden sonra seni yoracak. Aynı zamanda antefısı yönteminde zaten en önemli taktiğimiz nedir? sınava başladığımızda illaki ki birin soru yapmak zorunda değiliz arkadaşlar. 2'den 3'ten 4'ten başlayabiliriz. Öncelikle moral motivasyonumuzu artıracak kolay sorular yapmamız gerekiyor. Diğer türlü biz birin soru yaptık, ikinci soru yaptık, üçüncü soru yaptık, dörde takıldık. Onu yapmakla ısrar edersek, onu atlamazsak, 5'i, 6'yı, 7'yi yaparken dikkatimiz dağılır. Dolayısıyla nasıl antep fıstığı yerken biz önce açık fıstıkları yiyoruz. En sona kapalı dişimizi acıtacak fıstıkları bırakıyoruz. Sorular da önce kolay soruları yapacağız, moralimizi artıracağız. Sonra Yapamadığımız soruları bu şekilde değil ama bu şekilde küçük yuvarlaklar için alarak, böyle büyük yuvarlak için alırsan bu da kötü. Niye? Bu da döndüğünde seni korkutabilir. Böyle küçük yuvarlaklar için alarak sonradan ikinci turda çözebiliriz. Buna turlama yöntemi de diyebilirsiniz, antefusi yöntemi de diyebilirsiniz. O zaman birincisi anahtar kelimelere dikkat ediyoruz. İkincisi Türkçeyi eğer zorlanıyorsak ikiye bölerek çözüyoruz. Üçüncüsü de mutlaka kolay soruları çözüyoruz birinci turda. İkinci sıra zor soruları bırakıyoruz. Peki, diğer bir yöntem ise çok çok önemli bir yöntem arkadaşlar. Şundan kurtulma yöntemi. Bu nedir hocam? Telefon. Evet. Şu anda birçoğunuz akıllı telefona sahip. Ekranlarda Fortnite'dır, Brawl Stars'tır, Minecraft'tır, GTA'dır, Instagram'dır, Whatsapp'tır, ıvırdır, zıvırdır birçok şey sizi kendine davet ediyor ve ister istemez sizin dikkat yeteneğinizi azaltıyor. Sürekli olarak ekrana baktığınız için satırların arasında kayboluyorsunuz. Satırları şöyle okuyayım dediğiniz zaman ya of çok sıkıcı geliyor diyorsunuz. Eskiden bizim çocukluğumuz biraz daha avantajlıydı. Böyle sizin kadar güzel oyunlarımız, sizin kadar fazla sosyal medyamız yoktu. Böyle satırların arasında canım sıkılmıyordu. Hatta satırların arasında canım sıkılmadığı için eskiden böyle resimli sorular da yoktu. LGS'de mesela şu anda şöyle sorular geliyor bakın. Eski LGS'lere bakın. Asla şu şekilde şurada göstermek istiyorum. Böyle tabloymuş, böyle grafikmiş, böyle şöyle bisiklet resmi böyle bir şey hiç yoktu. Öğrenciler sıkılmasın diye soruları böyle renklendirmeye başladılar. Çünkü öğrenciler artık bakınca dayanamıyor. Bu çok zor geliyor. İşte sizler şu anda eğer ekran bağımlılığına devam ederseniz yani son bir ay telefonlardan uzaklaşmazsanız maalesef sınavda da Türkçe sorularında ister istemez dikkatiniz dağılacak. O yüzden en önemli taktiklerden biri de tabii ki Ekrandan kendimizi uzaklaştırmak arkadaşlar. Az önce söylediğimiz gibi LGS Türkçe'nin çoğunluğu anlam bilgisi. O yüzden mutlaka bol bol paragraf çözmemiz gerekiyor. Paragrafons kitabımız sizlere hızlanma ve odaklanma sağlıyor. Burada süre vererek testleri belli bölümlere ayırdık. Bazı testler 15 dakikada, bazı testler 16 dakikada, bazı testler 8 dakikada, bazı testler 13 dakikada. Sürekli olarak sizin hızlanmanız ve odaklanmanız için süper yeni nesil sorular hazırladık. Bunların birçoğu LGS 2024'te karşınıza gelecek ve sizler ben bu soruyu çözmüşüm diyerek adeta dejavu hissi yaşayacaksınız. Yani bir şey bir kez daha görme hissi. Paragraf 10 kitabımız bunun bir alt seviyesi. Burada yine sorular var ama burada süre yöntemi değil. Hep onar soruluk testler var. Bir de günde 15 paragraf ve anlam bilgisi kitabımız var. Bu üç paragraf kitabı gerçekten LGS öğrencilerine şimdiye kadar istediği okullara kazanmalarında çok büyük yardımcı oldu. Sizler de mutlaka bu kitaplardan faydalanın. Bunlardan bol bol soru çözün ve LGS'ye girdiğinizde inşallah Türkçe'de en yüksek netlere ulaşın. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın arkadaşlar.